5. sınıf fen bilgisi dersi 2. dönem 2. örnek yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, yazılımız 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. 20 soru. Her sorunun puanı 5'tir. Önce dur kendin çöz. Aldığın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarınla paylaşabilir. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, diğer yazılılar için, konu anlatımları, soru çözümleri için kanalımızı takip etmeyi lütfen unutmayalım. İlköğretimvideo.com, derstekrar.com bize ait olan internet adresi. 7000'in üzerinde ders videosu var. Sizler tarafından izlenmeyi bekliyoruz. Sorular 5 puan. İlk sorumuzdan hemen başlıyoruz. Aşağıda verilen yıkıcı doğa olaylarının hangisinde yeryüzüne çıkan yüksek sıcaklıktaki lav etrafına zarar verir? Volkanik patlamadan bahsediyoruz sevgili öğrencim. Doğru cevabım B seçeneği. Ülkemizde de vardır volkanik dağlar ama bunların hepsi de sönmüş volkanik dağlardır. Bir diğer sorumuz, aşağıdakilerden hangisi en büyük memeli olarak da bilinen doğurarak çoğalan omurgalı bir hayvandır? Çocuklar, doğurarak çoğalması için o zaman bunun memeli olması gerekiyor. Memeli bir hayvan. Bir kere ahtapot ve deve kuşu memeli bir hayvan değildir. Fil evet memelidir, mavi balina memelidir ama çocuklar, mavi balinanın da memeli olduğunu unutma. Balık değildir balinalar, yunuslar da balık değildir. Çocuklar, fil ile balinayı kıyaslayacak olursan 5 tane fil belki 1 tane balina etmez diyebilirim. Dünyanın en büyük memelisi mavi balina. Doğru cevabım D seçeneği. 3 numaralı sorumuz. Oda sıcaklığında açıkta bırakılan yiyecekler çok kısa sürede tadını kokusunu kaybedip bozulmaktadır. Eşçime dediğimiz şey bu. Besinlerin bozulmasına sebep olan canlı hangi gruba ait olabilir diyor bize. Yani o besini biz bozan bitkiler mi? Hayvanlar mı diyor? Şapkalı mantarlar mı? Değil tabii ki sevgili öğrenciler. Burada mikroskobik canlıların zararlı bir özelliğinden, zararlarından bahsedilmiştir. Doğru cevabım C seçeneği. Bir diğer sorum, Hande sürtünme kuvvetiyle ilgili yukarıdaki tabloyu doldurmuştur. Buna göre kaç tane bilgiyi doğru cevaplamıştır? Bakalım. Uçakların uçlarının sivri olması. Çocuklar, uçaklar uçlarını sivri ediyorlar. Dolayısıyla havayla temasları azalıyor. Yani sürtünme kuvvetleri azalıyor. Burada da azalmak demiş zaten. Ben buraya artımı koydum. Doğrudur. Kapı menteşelerin yağlanması. Yağlanmayınca zaten gıcır gıcır eder. Belli bir süre sonra onun açılıp kapatırken zorlanacağını görürsün. Onun zorlanması sürtünme kuvvetini artmasıdır. Ama yağlanması ise oradaki sürtünme kuvvetinin azaltılması olacaktır. Bak artırması diyor. Maalesef yanlış. Araç lastiklerine zincir takıyorsun. Niye zincir takıyorsun? Çünkü sürtünme kuvvetini artırmak istiyorsun ve aracının kaymamasını istiyorsun. Buraya da bir artı eklemem gerekiyor. Paraşütle yere iniyorsun. Çocuklar şöyle bir paraşüt düşünelim. Aşağı doğru iniyorsun. Aşağı doğru inerken hava yukarıya doğru sürtünme kuvveti uygular. Eğer sürtünme kuvveti uygulanmazsa, yani sürtünme kuvveti arttırılmazsa paraşüt direkt aşağı, yer çekiminin etkisiyle direkt aşağı doğru dönecek. Azaltmak değil, arttırmak demesi gerekiyordu. Çocuklar, burada iki tane bilgi doğru cevaplanmış. Cevabım ben seçeneği. Bir diğer sorumuz, aşağıdaki durumlardan hangisinde genleşmenin olumsuz bir etkisi vardır? Bakalım, uçan balonla seyahat edebiliyorsun. Gazları orada genleştirerek oradaki balonun havalanmasını sağlıyorsun. Peki uçan balonla gezmek, seyahat etmek olumsuz bir durum mudur? Bence değil. A seçeneği eledim. B seçeneğindeyim. Sıcak suda bırakılan kavanozların kolay açılması. Kavanozu açamıyorsun. Onu sıcak suya koyduğun zaman onun üstündeki metal kısım var ya, genleşiyor. Yani bol oluyor. Dolayısıyla daha kolay açılıyor. D seçeneğinde de aynı mantık var. İç içe geçmiş tencereleri kolaylıkla açabiliyorsun. Sıcak suya getirdin. Onlar da genleşti ve daha kolay açmaya başladın. Bunlar olumlu özellikler. Deodorantların güneşte patlaması. Deodorantından oluyorsun bir kere. Yani deodorantın yok oluyor. Patlıyor. Dolayısıyla burada genleşmenin olumsuz bir etkisi vardır. Doğru cevabım C seçeneği. Sevgili öğrenciler, İbrahim Hoca, yani ben 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflara bilgisayar başında özel ders veriyorum. Çok ekonomik, unutma. Hafta içi 2 gün ders alıyorsun. Akşam 7'den sonra. 507, 215, 26, 58 numaralı telefondan alacağın özel dersle ilgili ayrıntılı bilgiyi öğrenebilirsin. Ve bir diğer soru. Sıcak bir yaz günü soğuk su ile elini yüzünü yıkayan bir öğrenci aşağıdaki yorumlardan hangisini yapamaz diyor bize. Elimizin sıcaklığı azalır. A seçeneği, elimizden suya ısı geçer diyor. Bize elimizin sıcaklığı azalır. Suyu soğuk hissederiz. Sudan elimize ısı geçer. Şimdi çocuklar, burada su var. Burada da yüzümüz var. Değil mi? Su soğuk oluyor.
bu durumda? Yüzümüzde sıcak oluyor. Elimizin elini yüzünü diyor bu arada. Elimizin yüzümüzün sıcaklığı azalır, düşer çünkü soğukla karşılaşıyorsun. B seçeneğini eledim. Suyu soğuk hissedersin. Bunu da eledim. Şimdi bak, elimizden suya ısı geçer, sudan elimize ısı geçer diyor. Yani mantıklı düşünürsen cevabın ya A ya da D seçeneği olması gerekiyor. Çünkü bunlar birbirine tam ters olan şeyler. Biri doğruysa diğerinin yanlış olması gerekiyor. Elimizden suya evet ısı geçer. Çünkü elimiz yüzümüz sudan daha sıcaktır. Onu yıkadığımız zaman temas halinde elimizdeki ısı oraya geçer. Ama sudan elimize ısı geçer diyor. Sudan elimize ısı geçmez maalesef. Doğru cevabım D seçeneği. Bir diğer sorumuz, ay ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Şekil olarak baktığım zaman küreseldir. Dünyanın tek doğal bir uydusudur. Çok ince bir atmosfer tabakası vardır. Yani orada hava var ama çok ince bir atmosfer tabakası. Çünkü yerçekim bizden 6 kat onunla daha azdır sevgili Hacer. Doğal bir ışık kaynağıdır diyemem. Çünkü güneşten aldığı ışığı yansıtır. Cevabım B seçeneği. Bir diğer sorumuz, aşağıda verilen canlılardan hangisi sadece mikroskopla görülebilir? Karıncayı görebilirsin, papatyayı görebilirsin. Git senin kafanı karıştırmasın lütfen sevgili öğrencim. Mesela bazılara işte çocuğunun saçını temizlerken bit gördüm, bitlerden temizledim der. Bu kavramı, tanımı duymuşsundur. Bit demek ki orada saçın üzerinde görünen bir, gözle görünen bir canlıdır. Şimdi mantar demiyor burada sevgili öğrencim, küf mantarı diyor. Şimdi küf mantarı mesela ekmeğin üzerine belirli bir süre sonra bakıyorsun küflenmiş. Şimdi ilk başta o küf var mıydı? Yok. Halbuki mikroskopik canlı orada halen var. Belli bir sıcaklığı, uygun bir sıcaklığı yakalayınca, uygun bir zamanda geçince oradaki ekmek küflenmeye başlıyor. Onu da yapan içerisindeki mikroskopik canlı. Dolayısıyla ben onu sadece mikroskopla görebilirim. Doğru cevabım A seçeneği. Bir diğer sorumuz, verilen özelliklere sahip canlı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Birincisi diyor omurgalıdır. Hamsi de, serçe de, kertenkele de, koyun da omurgalıdır. İskelet sahibi olma. Yavrularını sütle besler diyor. Çocuklar yavrularını sütle beslemesi için mesela vücutları kaplı. Hamsinin değil, kertenkelenin değil. Serçenin vücudu tüyle kaplıdır, kılla kaplıdır. Koyun da yine aynı şekilde. Ama sütle besleme işini sadece memeliler yapar. Serçe bir memeli değildir. Doğru cevabım B seçeneği. Bir diğer sorumuz, bir dinamometrenin ucuna kuvvet ölçer. Ucuna farklı ağırlıkta cisimler asılmış ve uzama miktarları grafikte gösterilmiştir diyor bize. Buna göre bu dinamometre 90 Newton ağırlığında bir cisim asıldığında kaç santimetre uzama meydana gelir? Şimdi sevgili öğrenciler bakın, burada mesela kuvvetimiz 10, kesiştiği yer neyle kesişiyor? 2 ile. Yani 10 Newtonluk kuvvette 2 santimetre kesişiyor. Peki 2 onun kaçta kaçıdır? Onu burada 2'ye bölerek bulabilirsin. Onu 2'ye bölersen 5'te 1'i olduğunu anlayabilirsin. 10 Newton'luk bir kuvvette 5'te 1'i kadar 2 santimetrelik bir uzama görülüyor. Şeyi de yapabiliriz. Yandakine de bakabiliriz. 20, 30, 40 hiç fark etmez. Bakın 30'u deneyelim. 30 ve buluştuğu yer 6. Şimdi ben burada 30'u 6'ya böldüğüm zaman 5. Yani 30 Newton'luk kuvvette 6 santimetrelik bir uzama. 5'i niye bölüyorum? Çünkü kaçta kaçın kadar uzadığına göz atmam gerekiyor. 30 Newtonlukta 6 santimetre uzuyorsa 5'te 1'i kadar uzuyor. Demek ki 5'te 1'i kadar uzuyor. O zaman 90 Newton ağırlığında bir ağırlık cisme asıldığı zaman 5'te 1'i kadar uzaması gerekiyor oradaki dinamometrenin. 9'da 5 1 kere var. 1 kere 5 5 çıkarttım 4. 40'da 5 8 kere var. 8 kere 5 40 eder. Çıkarttım 0'ı buldum. 18 santimetre. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, aşağıdaki örneklerden hangisi gazların genleşmesi ile ilgilidir? Tren raylarının aralarına boşluk bırakıyorsun. Çünkü yazın olduğu zaman oradaki raylar genleşiyor ve uzuyor. Boşluk kalmazsa bükülmeler artıyor. Ama bu tren rayı bir katıdır. Katılarda bir genleşme. A seçeneğini eledim. Termometredeki sıvının sıcak ortamda yükseltmesi. Sıvılarda bir genleşme. Kapağı açılmayan kavanozları sıcak suda bekletiyorsun. Oradaki demir metal olan genişliyor, genleşiyor. Ve daha kolay açılıyor. Ama buradaki kavanoz nedir? Katı olan bir maddedir. B seçeneği, yazın araba lastiklerinin havasının azaltılması. Araba lastikleri azaltılsın ki çünkü yazın zaten o sıcaklığın etkisiyle genleşecek. Buradaki lastiklerin havası yani gazların genleşmesinden bahsediyor. Doğru cevap B seçeneği.
Verilen örneklerin hangilerinde sıcaklığı 20 derece kadar, pardon, verilen örneklerin hangisinde ısı ve sıcaklık kavramları doğru bir şekilde kullanılmıştır diyor bize. Bakalım hemen. Buz erirken etrafından ısı alır. Isı kelimesi burada doğru kullanılmış. Ayşe'nin vücut ısısı 39 derece yükseldi. Isıyı sen burada sayıyla gösteremezsin sevgili öğrencim. Ayşe'nin vücut sıcaklığı demen gerekiyordu. Maalesef yanlış bir kullanım var. Kış aylarında havanın sıcaklığı 20 derece, eksi 20 derece kadar düşer. Bu da yine doğru kullanılmış. 1 ve 3 cevabım C seçeneği. Bir diğer sorumuz aşağıdakilerden hangileri yarı sayıdan maddeler için doğrudur diyor bize. Çocuklar ışığın tamamını geçiremezler. Sayıdan maddelerin özelliğidir. Buzlu cam bunlar örnek olarak gösterilebilir. Görüntü böyle bulanık olması gerekiyor karşı tarafta. Yarı sayıdan maddeler opak adını almaz. Opak için ne görüntünün ne ışığın geçmesi gerekiyor. Arkasında tam gölge oluşur. Baktığım zaman sadece 2. Doğru cevap B seçeneği. Ve bir diğer sorumuz ışığın yayılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor bize. Işık doğrusal yolla yayılır doğru. Her yönde yayılır doğru. Işın çizgileriyle yayılır doğru. Boşlukta yayılır diyor. Yayılmaz diyor. Şimdi bu dünyamız olsun. Bu da güneş olsun. Boşluk dediği nedir? Uzay. Zaten ikisi uzay arasında. Yani aralarında boşluk olan şey zaten uzay değil mi? Şimdi şöyle güneş ışınları dünyaya geliyor. Yani boşlukta yayılmayan ses yayılmaz. Doğru ama ışık öyle bir şey olmaz. Öyle bir şey olursa güneşten aldığı ışık dünyaya ulaşmaz. Doğru cevap B seçeneği. Bir diğer sorumuz aşağıdakilerden hangisi su kirliliğinin nedeni değildir? D seçeneğinden başlıyorum. Kanalizasyon atıklarının denize verilmesi. Su kirliliğinin nedeni. Gemilerin atıklarını rastgele boşaltıyorsun. Suya, denize boşaltıyorsun. Suyumuzu kirletiyor. Petrol yüklü gemilerin kaza yapması da su kirliliğinin nedeni ama A seçeneği değil. Balıkçıların bilinçli avlanması. Doğru cevabım A seçeneği. Ve bir diğer sorumuz şekildeki elektrik devresinde ampullerin ışık vermediği görülmektedir. Ampullerin ışık vermesi için verilenlerden hangisi yapılmalıdır? Pilimiz var, ampulümüz var, bağlantı kablosu var ama dikkat et anahtar açık burada. Anahtarı senin orada kapalı hale getirmen gerekiyor. Doğru cevap B seçeneği. Bir diğer sorum, şekilde sembollere verilen devre elemanlarının adları aşağıdakilerin hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir? Bir numaraya baktığım zaman yani küçük ve büyük çizgiler pili gösterir bize. A'lar, B'ler gitti. İki numarada ampul var. B ve C'den devam ediyorum. Burada da anahtarın olduğunu görüyorum. Doğru cevabımız C seçeneği. Sevgili öğrenciler, ekranda bana ait olan 6. sınıf matematik DVD'sini görmektesiniz. İki parçadan oluşuyor. Birincisinde bütün konuların anlatıldığı konu anlatımı, soru çözümleri, alıştırma etkinliklerinin yapıldığı ders videoları var. 122 adet ders videosu toplamda 42 saatlik bir anlatım. İkincisi de buna birlikte satılan ek DVD. Binlerce soru çözüm var. Burada da 249 adet ders videosu 53 saate yakın bir anlatım. İlköğretimvideo.com adresine girerek 6. sınıf bölümünde satın alacağınız DVD ile ilgili ayrıntılı bilgiyi öğrenebilir, siparişinizi verebilirsiniz. Bir diğer sorumuz, güneş tutulması ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur diyor bize. Güneş tutulması olabilmesi için sevgili öğrenciler, bu dünya, ortadaki ay ve buranın da güneş olması gerekiyor. İlk harfleriyle yazıyorum. Dünya, ayımız ve güneş sevgili öğrenciler. Ayın gölgesi dünyanın üzerine düşer. Ayın gölgesi güneş şöyle geliyor ya, buraya opak madde olduğu için karşı tarafa ne olacak? Gölgesini geçirecek. Gölgesini geçince bazı yerlerde güneş tutulması olacak gündüz vaktinde. Ayın gölgesi dünyanın üzerine düşer doğrudur. Dünyanın sadece bir kısmında gözükür. Bu da doğru. Dünya güneşle ay arasındadır. Hayır, dünya değil. Ay dünya ile güneş arasında olması demesi gerekiyordu. 1 ve 2 doğru cevabım. B seçeneği. Ve bir diğer sorumuz gölge oluşumunu sağlayan durum aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili öğrenciler, ışığın kırılması, ışığın dağılması, ışığın yansıması, ışığın engellenmesi. Işık kaynağı buradan gelecek. Önünde bir engelleyici bir cisim olacak ve arka tarafına da gölge düşecek. Işık engellenirse ancak gölge olur. Doğru cevabım B seçeneği. Son sorumuz, suların kirlenmesini engellemek için alınması gereken önlemlerden değildir diyor. Eğitimle balıkçıları bilinçlendirmek, suların kirlenmesini engelleyebilirsin. Yağ atıklarını lavabolara dökmemek, yine burada da suların kirlenmemesini engelleyebilirsin. Kanalizasyonlar için arıtma tesisleri kurmak, akarsu yakınlarında fabrikalar açıyorsan sevgili öğrencim o fabrikadan illa bir atık çıkacak. O atığı da işte suya, denize karıştıranlar var. Bu alınacak önlemlerden değildir. Doğru cevabım C seçeneği.
Sınavımız burada sona erdi. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Bütün sınava giren öğrencilere başarılar diliyorum.